Özellikle hep bunuza hayırlı cumlar. Hayırlı diyeyim, hayırlı olsun inşallah. Ben Rize İkizdere'den Ayşe Albayrak. Eskenzini kizliyim, köyümü evliyim. Bizim vademizi kurtarmak için buraya geldim. Bana bu fırsatı veren milletvekilimizde sayın gelinimize çok teşekkür ediyorum. Gelin hanımın sözü. Ben buraya derdimizi anlatmaya geldim. Dilim donduğu kadar. Bizim vademizde Ali ile bizim oraları yıktılar, talan ettiler. Gel oraları coştunuz. Ben için ağlayayım. Ama sesimizi hiç kimseye duyurmayak. Biz oraya çok zulüm oluyor. Bizim yerlerimize kapıya çıkma imkanımız yok. Sularımızı kestiler. Derelerimizi doldurdular. Ağaçları kesip derenin içine dolduruyor. Üzerlerini toprak ortayla hiç kimse görmesin var. O kadar kıymetli ağaçlarımızı kestiyiz. Orman deyince o orman değil. O bizim yaşama alanımız. Ambarımız, etmoğumuz, suyumuz, havamız, yaşama sevincimiz olur. Onlara taş değiller, taş değiller. O taşların hepsinin kalbi var, canı var. O ağaçların canı var. Bizim derelerimizin balıklarını yok ettiler. Bütün arazimize, kapımıza çıkmaya bile bize müsaade vermiyorlar. Çayımı kestim, götürdüm evin kapısına. Gelinim götürdü isterdi. Kamyonu geldi, adam çayların içine çekti. Büyük o işçi kistacının kamyonlarından ne duradı? Cengiz mi nedir? Unutayım adını. Adı batsın inşallah. Buraya geldi uş. Üç tane adam geldi. Bizim cenazemiz vardı. Halamız vefat etti. Cenazeye gitmişiydi. Üç kişi geldi. Tarlaları cezdiler. Yengem, bir yengem var 80 yaşına. O eve bırakmıştık. Encelliydi, celemiydi. Çıktı dedi buraya ne arayasınız? Dedi biz buraya geldik dedi bakayak. Dedi azı kamulaştıran nedir olacak? Buraya dedi devlet kamulaştıracak. Bu savaş mı var da buraya kamulaştıracaksın? Bu bizim malumuz, tapılı malumuz. Savaş mı çıktı da biz duymadık onu. Bir tek Cengiz Hanı gitsin. Bu insanları mağdur ediyorsun. Oradaki insanlar nerecidir yaşayacak? Bizim ne sarayımız var, ne çoşkumuz var, ne dairemiz var, ne binamız var. Hiçbir yere bir şeyimiz yok. Sadece o Eskenzi deresine bilama yerimiz var. Bir de o evlerimiz var. Oturuyuk oraya yaşayık. Zaten devlet bizden almış. Bizim 60 dönüm arazimizi almış orada. Şimdi kala kala oraya yana kaldığı hepsi. Yani 5-6 dönüm var yok. İlla onu da alacaksın. Yani o kadar yerlerden doymadığınızda Eskenzi'den mi doyacaksınız? Eskenzi toprağından doyacaksınız. Biz buraların verilmesini istemeyik. Sesimizi duyurmak istemeyik. Sesimizi duysunlar. Bizim yerlerimizi bize paksunlar. Biz başka hiçbir şey istemeyik. Bizim o dereye çok arıcılık var. O ormana 100 tane ağaç çekili, biz çekili ağaçlarık, ağaçlara koruk arıları. Oradan bal ederler. Oranın balı çok faydalıdır. Hele kestane balı, o Eskenzi deresinin kestane balı gibi bal yoktur. Başka nereden işleseniz alın ama bir oranın balını yiyin. O zaman anlarsınız oranın kıymetini, değerini. O ormanın içine o aklınıza gelmeyecek bitkiler var. Çeşit çeşit bitkiler var onun içine. Bunları hep yok ediyorsun. Bir taş ocağından sev. Yani taş alacak başka bir yer yok mudur? O kadar ovalar var, yerler var. O taş ocakları atılmış, boyuk ocakları atılmış. Oralardan al yani biz limana karşı değiliz. Liman da yapılsın. O da lazım. Ama başka yerden taşı ne al? İlle o deriyi, o vadiyi mahvetmene gerek yok ki. O vadenin içine girmemiş siz anlamazsınız. Yani dışarıdan bakarsınız ne var buraya, buraya, buraya. Üç tane ağaç gitse ne olacak? Ama içine girseniz onda kıyamazsınız. Vallahi kıyabilirsiniz onu. Ben ağlayayım. İki aydır oradan sebep ağlayayım. Bize bu kadar yaş toktumenin ne anlamı var? Kefenin cebi yoktu. Vallahi hiç bu dünyada. Bu dünyadan hiç kimse bir kuruş alacakmayacak. O da 7 yaşın kefen alacak, ben de oynayacağım. Yani bu kadar millete ağlatıp da sen oradan para kazanasın, birileri zengin olsun, o halk oraya ağlasın. O insanlar nereye gidecekler? Bizim yaşama alanımız orası. Bize yerimizi paksınlar. Bizim yerimizi dağıtmasınlar. Biz devletten bir tek bunu isteyik. Biz hiçbir defa devletin orijini olmadık. Hep arkasını olduk. Biz jandarmamıza da saygılıyık, polisimize de, devletimize de. Ama bize bu kadar işkence etmesinler. Akşama kadar jandarma geldi, gelinim çay kesti. Akşama kadar oturmuş onun dibine bekleyin. Ya kadının belki bir derdi olacak. Sen niye oturup bekliyorsun oraya? Kendi arazide miyim? Niye bekliyorsun beni? Yani
Hanıma beni beklemene gerek yok ki dedim. Gelinme dedim ki sana niye kordun oraya? Dedi abla 100 numara gitmedi dedi. Dedim vallahi benim ayağım ağrıyor. Kusura bakmayın benim kalsam kırmışı gezemeyim. Yürüyebilsem dedim ben oraya gidiyor. Ne olur ederdim dedim. Niye bekliyorsun? Her zaman beklemez senin ne lüzum mi var? Kapının önüne ahirene zon geli kamyonu çekil kapının önüne. Ya kapının önüne sen bunu niyetse buraydı devletin. Devletin ne zaman oldu? Biz herhalde oldu bilmiyik onu. Bunlar benim atalarım, dedelerim, nenelerimiz oralara çok zor şartlarda aldılar. Biz oralara toprak yoktur. Hep taştılar. Biz sırtımızda toprak taşıdık. Oraları ereze ettik. Yaptık. Şimdi cevabın sen buraya ben Mehmet Zengiz'e vereceğim o zengin olacak. Siz el ol. Ve daha senin köyünden benim için ne veriyorsun? Onun da köyü var. O Mehmet Zengiz'in köyü yok mudur? Aynı taşlar oraya da var. Yusun kendi köyünden aslında oraya giremez. Mehmet Zengiz Karadereli'nin cüce o kalkan derenin kendi köyünden bir taş alabilirse ben de adam değilim. İnsan değilim o zaman. Vallahi alabilirse. Tutamaz onlar çünkü kalkan dereliyle biz için bu diyecek. Biz biraz iyi niyetliyik. Bizim iyi niyetimizden yerelendir. Evet. Biz o kadar kötülüğe giden bir insan değilim. Bizim o iyi niyetimizden yararlanıyla. Şimdi oraya o dereye gelseniz bir iki aydır biz ne yemek yedik, ne bir doğru dürüst oturabildik, ne bir doğru çamaşı yıkayabildik dereyi dolduruyla toprak. Zaten toprak yok oraya taş gibi. En iyilerinde dere bulanıyor. O dereye o kadar güzel alabalıklar vardı. Biz o derenin balıklarını tutmaya korkmazdık. Kimse yasak etmiştik onu. Kardeşlerim oraya beklerdi. Kimse o dereye balıkçıyı tutmazsın. Oranın balıklarını yok ettiler. Oranın yaban hayvanlarını yok ettiler. Oranın arılarını yok ettiler. Sularını yok ettiler. Ağaçlarını yok ettiler. Hangi ağaçla var oraya? İçi dişi bir ağzın dibini saramaz. Neden sen hikayesin hani? Aslında devlet bize madalya vermesi lazım ki biz oraya o ağaçları bekliyoruz. Biz yıllardır o ağaçları oraya büyüttük. Öyle her eline gelince de o ağaçlar kesti oraya o vade olur muydu? O ağaçlar büyümedi, büyümezdi, kestiğinizde büyümezdi. Bizim oraya zor bir rahat. Taştır, kayalıktır. Ben hep okumamış halimle zayıf bir kadın. Tabii şimdi diyecek hocam zayıf kadın çıktı buraya ne diyeyim? Ama aklım kesti o kadar. Allah bana göz verdi göreyim, akıl verdi düşüneyim, kulak verdi işiteyim, ağız da verdi konuşayım. Ben hep... Ya ben o kadar düşüneyim de bunu sen nasıl düşünemiyorsun? Bizim oraların dik yamaçtır oraların arazileri. Kayanın dibi buraya tepesi tek dağa çıkar. Benim sitelerim vardı. Bizim Mezre Deruk, Mezre'ye çıkmıştım. Şey atılıydı tünel. Tünele bir deremit patlama oldu. Yani iki saatlik yola erdim ben. Vallahi eğer o dağa böyle aşağı inmediyse. Ben dedim ne olayım burası koptu mu? Nereciydi? Duzluk bir alan idi. O deremit tek iki saatlik yola aşağı dereye patladı. Ben tepeye indim. O tepe sanki böyle aşağı indi. Bizim oraya bir deremit patlat, dağlar oynar. Hep kayalıktı. O kayanın ucu tepeye çıkıyor. Yeraltı kaynaklarımız hep kurudu. Sularımız hep kurudu. Su yoktu. Yani biz pahar deruklara, pahalarımız kurudu. Derelerden de azıcık bir su akıyor. Bizim babamın evin altından atam boyuk dere derdik onda. O dere öyle akardı ki sesinden biz uyuyamazdık. Şimdi celiğinde bu kadar bir su ettiğini baraj. Toplanıyor onda. Dereleri hep yok ettiler. İmlakları yok ettiler. Rize'den yukarı alıyorsun her dağın başına bir çepsi. Ya Cenab-ı Allah bunları bizim için yarattı. Bu taşları, bu kayalar. Onlar faydalı bir şey olmasa cüz-i Rabbim olay oraya yaratır mıydı? Bunları insanların hizmetine yarattı. Sen geliyorsun yok ediyorsun. Ha. Biz bunları çözüldük. Ondan sonra tike duyduk. Senin onda cüzün var mı? Onu oraya yaratan bir miydi? Buraya hangi ağaç lazım, hangi taş lazım, hangi kaya lazım? Sence alacaksın, olayı çizeceksin, şimdi sonra tik edersin onda ağaç, o ağaç büyüyecek, onu benim ne tonum görecek, tonumu tonu da görmeyecek onu. Bizim oraya ağaç büyümez. Oraya niye aklını taktın, illa oraya çizeceğim, yok edeceğim. Ya oraya yok etme, başka yerden ver abi, bizim vademizde bize pırak, bizim oranın ericiliğini bitirme, bizim geçim kaynağımız aridir. Vardı bile ama çayımız daha çay önemli değil, onu almayalar kayboldu. Hiç olmazsa arılığa pırak bize de arılığımız durdu. Arılığımızı bırakın ya. Geçim kaynağımız olardı. Bizim başka bir şeyimiz yoktur. Hiçbir yere bir şeyimiz de yoktur. Yarımız orasıdır. Cidecek yerimiz de yoktur. Alanımız da yoktur. Şimdi oraya da alacaksın. Niye Mehmet Zengiz zengin olsun? Olmazsın. Cidsin köyünden alsın. Ya zengin. Yetmedi mi o kadar zenginlik? Bu çalış o kadar zenginlik. Ne alacaksın?
İnsanların niye bedasını alıyorsun? Vallahi ve billahi ecel. Ben hakkım yine kadar varsa hiç kimseye helal etmeyeceğim onu. Oraya yine kadar hakkım var işte. Herkesin hanımcılığı, kuaföre, nereciliğiyle, bakım ettiriyle, bizim çileyi toprak bakım ettiği ellerimizde. Biz o kadar topraklar yakaladık ki, bizim ellerimizde o topraklar torpili. Sen geldin buraya alacaksın, yok edeceksin. Bizim yaşama hakkımız yok mudur? Yaşamayacak mı? Devlet sadece Cengiz Mehmet'in devleti miydi? Bizim devletimiz değil mi? Biz bu devletin hangi şeyinden kaçtık? Vergisini mi vermedik? Neyini vermedik? Her şeyini verdik. Her şeyimizi verduklara. Bize sahip çıkmasını içtik. Bize sahip çıksın. Bizim yerlerimizi bize paksın. Sularımızı, derelerimizi paksın. Ağaçlarımızı yok etmesin. Sularımızı yok etmesin. Topraklarımızı almasın. Kamyon sesinden eve uyuyamayık. Yatamayık. Kamyon o kadar kamyon geliyor. Dağda ne oldu? Şimdiden sonra nasıl yapılacak? Şimdi de kalkmışlar eve kalan araziyi de alacaklar. Ama bunlar benim dedem, nenem, onlar zor şartlarda aldılar, ettiler. Bunlar ise bize hiç sormayın da yani verir misiniz, vermez misiniz? Celaliyleler. Bakalım nereye kadar ciddi. Ben içizlereden buraya bunları anlatmaya acıdım. Benim köyümün kadınları çok cesurdur, çok yüreklidirler. Ama onları, beyleri biraz bastırdı, konuşmaya bırakmadılar. Ben bizim köyün kadınları oraya en sevdiği o da öyle bile ama yok her ciremezdi. Vallahi adım atabilir seler. Ama bırakmadılar, susturdular. Nedenini de bilmeyeyim. Bize de nedenini anlatmadılar. Susturdular. Buradan ben köyümün kadınlarına sesleneyim. Bu zafer kadınların olsun. Enim de dozarın o cine enim. Hep kadınlar ileri olsun. Niye geri duracak? Bize hakkımızı sağlıyor. Bana da Allah dil verdi de konuşacağım. Hakkımı arayacağım. Ben hakkımı aramaya acıyordum. Başka bir şey canmadım. Hakkımızı aramaya acıyorduk. Bizim küçük gelinimiz geldi ziyaret etti bizi. Büyük gelini de oraya bekleyip Emine Hanım'ı gelsin. O da bizi ziyaret etsin bizi. Cumhurbaşkanımı da sesleneyim. Ben onu çok görmek istiyordum. Bizi her an kabul etmeyin. Ne bileyim niye kabul etmeyin. Çok türlü bir şey değil. Çok hikayesinde nerede göre niye çıkacaksın? Ben için bir şey oraya gidemez. Ama onunla çok görüşmek istiyordum. Bizim yerimizde bize paksız. Sayın Cumhurbaşkanı oraya imza atmazsa oraya onlar alamaz. Kesinlikle alamaz. Bir yok desin oraya bıraktırır da. Mehmet'i başka yere yollasın, gitsin Kalkandere'den alsın, taşını, toprağını oradan alsın. Bizim Çin'i bıraksın, İçizdere'yi kaçsın. Doğayı bozmasın. Ama biz şimdi ha buraya geldim, bana bunu bu fırsatı verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sesini duyduğun için. Sizden de Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz için hep bunuza ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygıyla, sevgiyle sizi selamlarım ama buradan da bir türçü diyeceğim. Oradan sonra ineceğim. Oradan sonra ineceğim. Türk'üm diyorsun ama ben saat türçü demişim. Buraya da diyeceğim bir tane. Konuşma derler bana. Çestanaydın sesini. Tarıklardan silerler eskenci deresini. Kurutmazsınlar inan ormanda çi cülümü. Ocun aydınlık olsun sanıyorum Meral Hanım. Çok teşekkür edeyim hepinize. Allah razı olsun sizden. Hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yine beklerim seni. Geleceğiz. Sağ olun.